Herkese selamlar dostlar. 27 Mayıs Cumartesi 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var ama nesine bu aralar özellikle şu son dönemde oranları açmama gibi çeşitleri kısma gibi bir problemi var. Yine aynı şekilde oranlar kısıtlı duruma göre değerlendirmesini yapacağım. Avrupa'dan alanlar vesaire önerisini yapacağım. Öncelikle Haziran için Kato Telegram gruplarımız yenilendi. Onun bilgisini vereyim arkadaşlar. Haziran ayı için gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlarımız Instagram üzerinden veya katıl butonundan katılabilir. Kimseyi gruptan atmadık. Tamamen gruplarımız yenilendi. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Geçtim. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Burada şampiyon olmasını istediğim bir takımın maç konusu olmak istiyorum. Sizce Borussia Dortmund-Mainz maç skoru ne olur sizlere sordum. Maç hakkında çok fazla bir beklenti var. Yani Dortmund 4-5 atacak şeklinde bir beklenti var. O kadar olmayabilir. Hatta Dortmund'un geçmiş yıllardaki durumunu da biliyorsunuz son dakika kaybedilen şampiyonluklar vesaire derken öyle bir takım. Sizce maç skoru ne olur? Burada bence alacaktır Dortmund'da kaç kaç biter sizce? Sorduk size. Bilen iki arkadaşımız alalım. Herhangi soru, görüş, öneri, gruplar için bilgi almak isteyen arkadaşlarımız da Instagram üzerinden Kangal Bey olaraktan da benimle doğrudan iletişime geçebilirler. İletişime geçecekler. Buradan benimle mesaj taraftan da ulaşabilirler. Can hafta sonu geliyor. Maçlar aynı saatte. Şimdi biz toplamda 4 kişi izlediğimiz için maçları. 2 maç 2 maç 8 maçın canlısını takip edebiliyoruz. O yüzden canlı odasında gruplarımızda hafta sonu için gerçekten güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden bilgisini vereyim. Canlı maçlarla da devam edeceğimiz bilgisini verelim. Herkese açık tacizler, tahminler derken buraya da ücretsiz bir şekilde kazandırmaya çalışıyoruz. Cumartesi videosu olmasından kaynaklı. Sizlerden şöyle güzel seviyede beğenileri bekliyorum. Beğenileri atmayı unutmayalım. Şöyle artı 300 seviyesine rahatlıkla çıkabileceğimizi düşünüyorum. Like'ları atalım ve ilk maçımızla başlayalım. İlk mücadelemiz Dortmund'la Mainz mücadelesi. Bu maçı aldık. Şimdi iddia daha yeni yeni böyle oranlar açtı. Normalde bu oranların hiçbiri yoktu. Yani ilk kere bir vardı mesela. Onun dışında maç sonu bir falan hiçbir şey yoktu. Dortmund'un burada kazanması gereken bir mücadele. Alırsa şampiyon. Bunlar muhtemelen şampiyonluk tişörtlerini yani signal olduğunu parkta ortalık bir olur. Sahaya inecektir. Yıllar sonra gelen şampiyonluktan sonra. Mayıza karşı bir üstünlük kuracaktır tabii ki. Bu üstünlüğün ben ilk yarıdan gelmesini bekliyorum. Kendilerine herhangi bir site satmalarını düşünmüyorum. İlk yarıdan biri şu şekil 33 gibi orandan önereceğim sizlere idealden. İlk yarı bir değerlendirme altını idealden alabiliriz. Fakat bir tane daha ekstra bir tercihim olacaktır. Şimdi bu mücadeleye şöyle çok fazla bir beklenti var. Çok fazla gollü geçme yönünde bir beklentisi var mücadelenin. Ve 1.50 gibi oranı var. Yani maçta 5 tane gol olacağını düşünmüyorum. 2-1, 2-0 ayarında hatta 3-1, 3-0 ayarında bir maç geçebilir. Fakat o 5. golü beklemiyorum. 4.5 azı da ekstra olarak sizlere öneriyorum. Bohum'la Level Kuzen mücadelesi. Mücadelenin gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Çünkü ateş hattı sıkıntılı. Burada Level Kuzen önümüzdeki yıl Avrupa'da oynamak istiyorsa arkadan gelen takipçi var. Wolfsburg kolay rakiple oynuyor. O var. Geçebilir. Level Kuzen'in burada kazanması lazım. Bohum'a baktığımız zaman da o da tüm riskleri zaten burada alacak artık. Schalke de Leipzig'le oynuyor. Hem üst tura çıkmak için alırsa Augsburg, Stuttgart üstüne çıkma ihtimalleri var. O yüzden çok güzel bir maç olacaktır. Mücadelede 2.5 üst duranı 1.31. Şöyle önereyim sizlere. Ben mücadelede Bohumunda Level Kuzey'in katkı vermesini bekliyorum. Olursa mücadelenin kopma ihtimali zaten çok yüksek bir karşılaşma. O yüzden 2.5 üstü burada 1.31 gibi orana ideal edin Onun dışında mücadeleye 3.5 üst tercihini de burada 1.90 gibi orana ekstra olarak öneriyorum. Bu arada mücadelenin indeks beklentisini söyleyeyim. 2 birlik bir bohum galibiyeti bekleniyor. Bunun da sizde bilgisini vereyim. Leipzig ile Schalke mücadelesi. Schalke'nin de burada artık riskleri alması lazım. Schalke tarafından da gol bekliyorum. Ben KG varın oranı güzel bir oran vardır diye düşündüm. Oranlara bakmadan analizledim. 1.27 gibi oran açmışlar. O yüzden burada var seçeneğine yönelmeyeceğiz. Burada bizi tamamen kısıtlamışlar. O yüzden biraz daha riskli kuponlara veya alternatif kuponlara bu mücadele 3.5 üstünü yani 1.62 gibi orandan mücadele genelinde 4 gol olurunu değerlendirebilirsin. Çünkü Schalke'de risk alacak. Leipzig arkadaki boşlukları çok iyi değerlendiren bir takım. Affetmeyebilir burada Schalke'yi de. O yüzden mücadele genelinde 3.5 üstü sizlere öneririm. Union Berlin ile Werder Bremen karşılaşması. Puan durumuna baktığımız zaman da bu mücadele Union Berlin'in kazanması gereken bir mücadele. Arkada Freiburg bekliyor çünkü. Werder Bremen'in herhangi bir iddiası yok burada. Kendi evinde sezon boyunca iyi bir futbol sergilenen Werder Bremen son dönemde biraz şalkantılı sonuçlarda aldı açıkçası. Ben burada Union Berlin'in Atacağı 2 gole gittim. Union Berlin'in burada 2 gol atarı 1.36 gibi ideal bir oranı var. Aynı şekilde ideallerden gittim. Kazanma ihtimalimiz yüksek olsun diyerekten de. Burada Union Berlin'de ben çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Werder Bremen kalesine 2 tane gol atmasını bekliyorum. Werder Bremen'in herhangi bir iddiası yok. Burada iddiası olan takım Union Berlin. 1-0 öne geçeceklerdir bence. Takoto 1-0 yetmeyecektir. İkinci golü de alacaklarından dolayı atacağı 2 golü ev sahibini değerlendirdim. Lille-Nant mücadelesi. Aynı şekilde her iki takımın da çok fazla kazanması gereken bir mücadele. Burada Lille'in üst sıraya çıkma ihtimali var. Ren Monaco ile oynuyor. Alttan bir Ren takımı da geliyor. Ortalık karışık. Lille'in buradan kazanma ihtimali yüksek bence. Nantes'a baktığımız zaman da onların da kazanma ihtimali yüksek de şöyle düşünüyorum. Eğer kazanma ihtimalini buraya bırakmak istemiyorsan önceki Montpellier mücadelesinde kendi evinde 3-0 yenilmeyecektin kardeşim diyorum. Ben burada Lille tarafındayım açıkçası. Lille'in atacağı 2 gol benim önerimdir burada. 1.34 gibi oranı var aynı şekilde. Çünkü şöyle Lille takımı 88'e kadar maç 0-0 gitsin. Nant takımı arkadaki boşlukları artık bırakmak isterse, arkayı bırakmak isterse yani ki bırakacaktır bir yerden sonra çünkü risk almak isteyecektir galip gelmek için. Lille o anda bile 2 tane 90'da 2 tane gol atabilecek bir takım. Arkaya uzun toplarla çok iyi iş çıkartıyor. O yüzden ev sahibi 1.5 üstünü sizlere ben idealden 1. 34 gibi orandan önermek istiyorum. değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Lyon'la Rimes mücadelesi. Lyon bu maçta şöyle baktığımız zaman da puan durumu ihtimaliyle herhangi bir kazanma ihtimali veya bir yer sırası değiştirme ihtimali yok. Aynı şekilde Rimes'in de öyle. Rimes ama ya son dönemde biraz daha düştü. İnanılmaz bir performans vardı şu an şöyle oynuyor. Daha çok e, önceki oyunundan bahsedeyim. Ablukaya alaraktan oynuyordu. Artık o kadar baskı pres kuramıyor takım. O kadar Ablukaya aramıyor şu an. Oynanan futbolda göre söylüyorum ben. Arkadaki boşluklar ama değerlendirecek isimleri çok fazla. Lyon kendi evinde her zaman risk alarak oynayan ve gol bulabilen bir takım. Reims'in de burada gol bulmasını bekliyorum. İdealden KG var seçeneğini sizlere 1.42 gibi oranlar önerdim. Değerlendirecekler bol şanslar. Her iki takımın atacağı golleri bekliyorum. Lyon golü burada kolay. Burada biraz Rams golü zorlayabilir de o da ben gol onun da gol atmasını bekliyorum bu maçta. Renle Monaco karşılaşması günün en güzel maçlarından da bir tanesi iddiası olan maçlardan bir tanesi çünkü o üst sıraları sürekli ilgilendiriyor bu mücadele. Kim kazanırsa kaybedirse Lille, Ren-Monaco ortalık karışık burada. Mücadelede gerçekten yani riskler ilk yerde alınmasa bile ikinci yerde risklerin alınmasını bekliyorum ben burada. İdealden bir VAR seçeneğini aldım? 1.33 gibi oranı var. İdeal kombinere bile koyabiliriz bu mücadeleyi. Mücadelenin indeks beklentisi üç kilit Ren galibiyeti onun da bilgisini vereyim sizlere. Yani mücadelede 5 gol bekleniyor. O yüzden bu biz burada ideal kombi yapacağımız ideal kombinlere KG var seçeneğini alabiliriz. Ana kombinlerde kullanılabilir bence bu mücadele. Şöyle de bir önerim olacaktır. Mücadelede bence riskler ikinci yarı alınmasının kaynaklı. En çok gol de ikinci yarı çıkabilir. İlk yarı biraz daha takımlar birbirini tartabilir. Artık ikinci yarıda Danal'ın kuyruğu kopabilir. İkinci yarı gol atanın en çok gol ikinci yarı olurun oranı da 1.77 gibi oranı var. Mücadele gelende iki, en çok golle ikinci yarı olma ihtimali yüksek. Burada her iki takıma baktığımız zaman da Ren zaten geçen maç çok rahat oynayaraktan kazandı. Yani ardı ardına ilk yarıda goller bulması, ikinci yarı o gollerin devam etmesi, Gorelli'nin burada e, hat-trick yapması falan derken iyi bir performans sergilendi açıkçası. O yüzden Monaco'da zaten deplasmanda o kadar haldur huldur oynamasa bile gol bulma ihtimali yüksek oluyor. En çok gol de ikinci yarı çıkabilir. Son mücadelem Granada ile Leganes mücadelesi. Bu maçın da önemi yüksek bir mücadele. Yarın değerlendirme ihtimali yüksek bu mücadeleyi de. Şimdi burada şu iki takım birbirleriyle maç yapacak. Las Palmas'la ile Alaves'in mücadelesi var. Alan burada bir kere alan bir tane çıkacak bu takımdan. O yüzden Granada'nın kafası biraz daha rahat bu mücadelede. Ama ben Granada'nın burada biraz daha rahat bir futbol sergileyerekten de yani zaten bu takım bir nevi çıktı artık. Buradan Granada'nın kendi evinde doğrudan kazanmasını, rakiplere bakmaksızın galibiyetin taraftar önünde kutlayaraktan da La Liga'ya yükselmesini bekliyorum. Zaten La Liga'dan düşen bir takımdı Granada takımı. Tekrardan yükselmelerini bekliyorum. O yüzden burada Granada'nın doğrudan galibiyetini ödeyeceğim sizlere. Herhangi bir oran yok. Biraz daha oran almak isteyenler varsa 1.82 orandan da ilk yarı 1 onun da oranı 1.82. Riskli olarak da bunu değerlendirme altına alabilirsiniz. Granada burada ciddi alıp şampiyonluk tişörtlerini yaptırmışlardır. Maç sonunda kutlamalarla birlikte taraftar önünde hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kutlayacaklardır. Ve güzel bir kupa kaldıracaklardır diye düşünüyorum. Değerlendirecekleri de bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdealinden yüksek orandan bahsetmeye çalıştım. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.